Merhabalar, ekranların en fit, en bayıldığım, en tatlı, en ince, en kibar abonelerim. Bak, bu yorumların hepsini videoların altındaki yorumlardan yapıyorum. İnanılmaz size hayranım. Böyle sıcak bir açılış yapmak istedim. Çünkü bugün içeriğimiz farklı. Gördüğünüz gibi oturuyorum, biraz sohbet edeceğiz. O yüzden çayınızı, kahvenizi alın, sürprizime hazır olun. Evet, tabletimi alıyorum. Şimdi şöyle yorumlar çok geliyor. Reyhan hocam, aranıza yeni katıldım. Ailenize yeni katıldım. Hangi videolardan nasıl başlamam gerekiyor? İşte şuna dikkat edeceğim, buna dikkat edeceğim ya da şu bölge istiyorum gibi bir sürü mesaj geliyor. O yüzden ben de düşündüm, dedim ki hemen bir YouTube sayfamı açayım. Kanalıma geleyim. Bugün karın hakkında bütün konuları konuşalım, bütün soruları masaya yatıralım ve birlikte mutlu olalım diye düşünüyorum. Aynı zamanda sorulara böyle toplu cevap vermek inanılmaz güzel oluyor. Oynatma listesine geldim. Hemen aşağıya doğru iniyorum ve konumuz karın olduğu için dümdüz mükemmel bir karına sahip ol oynatma listesini tıklıyorum. Evet, siz de tıkladığınız zaman içerisinde neredeyse 50 tane farklı farklı videolar var ve her bir videonun bir amacı var. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Eğer daha önce hiç spor yapmadıysan, ilk defa mekik çekeceksen hemen nasıl yapılır oynatma listesine giderek orada nasıl mekik yapılır videosuna bakabilirsin. Senin için hemen yukarıya koyuyorum. Oradan da paylaşabilirsin. Mini bol eşliğinde sadece mekik çekerken nasıl yapmalıyız? Elimizi kolumuzu nasıl kullanmalıyız? Burada vücudumuzun pozisyonu nasıl olmalı? Hangi hareket için nasıl? Ve yine burada oblikler, yan, bütün karın kaslarını anlattığımız çok güzel bir videomuz var. Şimdi bu videoya baktığınız zaman mini bolu tam doğru yerleştirdiğimizde boyun ağrılarından kurtulacağız. Yani şöyle sorular var ya, hocam benim boyun fıtığım var ve boyun ağrısından bunu yapamıyorum. Ama mini bolu belinize yerleştirdiğinizde ve bu videoyu benimle birlikte yaptığınızda o zaman boynunuz ağrımayacak. İkincisi, belinizi korumuş olacaksınız. Yine bel ağrısı ve bel fıtıklarına iyi gelecek. Aynı zamanda karın kasını sıkarak demek ki karnım bu şekilde çalışıyor. Crunchlar, mekikler, yarımlar, fuller nasıl oluyormuş onu çok daha iyi öğreneceksiniz. İçerisinde bir sürü fazla figür var. Bacakları kaldırdığımız, karnımızın yanlarını kullandığımız, iç dış gibi muhakkak buna bir göz atın yeni başladıysanız. Ama Reyhan hocam olur mu? Ben zaten ailedenim ve bunu zaten biliyorum diyorsan şimdi sana favori bir oynatma listesini, daha doğrusu bir mekik videosunu tekrar açmak istiyorum. Bence hepsi ayrı güzel ama en favori videolardan bir tanesi de bu. 5 dakikada dümdüz bir karın, sıkı bir karın egzersizleri diye geçiyor. Arkadaşlar, burada bütün gövdemizi, üst gövdeyi ve alt gövdeyi birlikte kullandığımız ve aynı zamanda kondisyon yaptığımız bir mekik. İşte burada yine bir sürü farklı çeşitler var. Yukarıdan aşağıya doğru indiğimiz veya hiç karnımızı bırakmadığımız ve yine nefesimizi nerede kullanacağız? Artık kalkamıyorum, tükendim dediğin yerde nasıl mekiklere devam etmen gerekiyor? İşte sana onu anlatan bence çok güzel serilerden biri. Burada tabii bacakların kullanması, bacakların kalkması da bizim için çok önemli. Bu mekikler sizi o noktaya hazırlayacak. Şimdi bu ne için önemli? Diyelim ki mekik çekiyorsunuz ama karın kaslarınıza fayda görmüyorsunuz. Yine dün böyle bir mesaj okudum. Hocam, mekik yapıyorum ama karnımda hiçbir fayda görmüyorum. Çalışıyorum, biraz yanıyorum ama etkisini görmüyorum. İşte o zaman bu videoyu uygulayacaksın. Karnında değişiklik istiyorsan bu videoyu uygulayacaksın. Yazı hazırlanmak istiyorsan, yazın tadını çıkarmak istiyorsan bu videoyu uygulayacaksın. O yüzden bu kondisyon videosuna muhakkak göz at. Seni daha da ile hızlandıracak, daha da ileri seviyeye alacak. Ve bitti mi? Hayır. Hadi üçüncü güzel bir önerimiz gelsin. Ah, alt karın videolarında çok iddialıyım. Bir sürü güzel, değişik alt karın videoları var. İşte mini bolu belimizin altına koyduğumuz gibi gibi gibi. Ama iki tanesi var ki göz bebeğim. İşte bir tanesini hemen sizinle paylaşıyorum. Bunu düzenli uygulayıp karnımın altı gitmiyor deme şansınız yok. Çok iddialıyım. Yani gerçekten o kadar etkili, o kadar güzel. Bacakları ve beli o kadar doğru kullanıyoruz ki alt karın kası için çok iyi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, karın kaslarının yapısı genelde üst karın kası hemen şekillenmeye başlar, sonra alt, en son orta. Çünkü göbek deliğimiz var, o lineal bağ ve çevresindeki yapı bir tık daha geç iyileşiyor. Ama sen artık başladın. Bir önceki videoyla uyguladın, kondisyon da çok iyi. Artık alt karın bölgesel çalışmak istiyorsun. Bu videoyu denemeden karnımın altı çalıştı deme. Bunu muhakkak dene. Sonra da yorumlarda şöyle bir şey okuyacağıma inanıyorum. Evet hocam, bu gerçekten alt karın için başkaymış. Ve gerçekten de sizi mutlu edecek, iyi hissedecek. Daha da önemlisi, süresi güzel olacak. Şimdi yeni başlayanlar, biraz daha hızlanıp etki görmek istiyorum diyenler, kondisyon. Alt karın kasına derinlemesine indikten sonra
Hadi bir de yan konuşalım. Biliyorsunuz ki karın kaslarımız internal oblik ve eksternal oblik karnımızın yanında ve çapraz çalışıyor. Kaburgayı içeri alıp beli inceltmeye yardım eden, bel ve adonisi destekleyen ama aynı zamanda karnımızın yanındaki çizgileri çıkartan şahane bir video yine hazırlamış Reyhan hocamız. Evet, arada böyle alkışları da almak istiyorum aslında yorumlara. Her şeye çalışmışız ki çalışmaya da devam edeceğiz. Bu hem kondisyon hem de yan için ne kadar etkili mekikler varsa birleşmiş, kısa zamanda kocaman etki göreceğiniz, hatta bu ders bittikten sonra şöyle tişörtünüzü hafif kaldırıp hemen yanda bu yan çizgileri ve kaburgayı görebileceğiniz bence çok iyi, çok etkili, çok eğlenceli, kendini test edeceğin güzel bir mekik videosu var. Dırınınım. Hadi bir tane de bonus gelsin. Evet, artık farklı materyaller kullanarak devam ediyoruz ve biraz daha ilerliyoruz diyorsanız Swiss Ball'a, büyük topa geçtik. Hemen onu da biraz konuşalım. Boyunuza en uygun 65 cm ya da 75 cm Swiss Ball alın diyorum ya. Her gün en az bir 20 tane şöyle mesaj geliyor. Hocam benim boyum 1.50. Hangi Swiss Ball boyunu almalıyım? 65 cm tabii ki. Bu 70'ler... Hatta bu 75 ve üstü 75 santim size çok daha iyi olacaktır. Ama kanalımda nasıl yapılır videoları içerisinde materyal seçimi, hangi materyali kimler, hangi boya göre nasıl almalı diye detaylı bir video yaptım, onu da izleyebilirsiniz. Swiss Ball'a geçtik, yani büyük topumuza geldik. Burada size güzel bir video önerisinde bulunacağım. Tabii ki bu Swiss Ball'a yeni başlayanlar duvardan destek alarak gibi videolar var. Onlara bakarsınız. Ama bu gördüğünüz video ise çok etkili hareketlerden oluşuyor. Karnımın ağırlık merkezini hissediyorum. Yani Swiss Ball sayesinde daha alt karın, daha orta, daha üst kolların gücü veya kolları kullanmadan karşıya ya da yukarıya size farklı şeyler keşfettirecek. Aynı zamanda yerde yaptığımız mekiklerin dışında dış katman kasların dışında karnımızda iç katman kasları da çalıştıracak. Yani dört katmanı birlikte çalıştıracağı için bir kere kesinlikle büyük top mekiklerini denemelisiniz. Kanalımda neredeyse 5-6 tane var. Daha da gelmeye devam edecek. Lütfen bu videoyu deneyin ve bu mekiklerin size ne kadar farklı şeyler kattığını, vücudunuzdaki hissin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu artık biraz daha bağışıklık sistemi, metabolizma kuvvetlendiren kombinasyonlardan da biri. Bitti mi? Bakın neler neler varmış burada. Lütfen bir gün daha yine bu oynatma listelerinde karnına bir daha gelelim, zaman bulalım. Ama kurbağa hareketlerinde mekik yaparken selülit bölgesinin de gitmesi, yine terabantla çizgi çıkarma veya tam orta lineal bakasını çıkarma veya mekiklerde kombinasyonlar nasıl yapılır gibi çok güzel hareketlerin varyasyonları bitmiş mi? Hayır. İki favorim var şimdi size. 1. Bosu materyalini deneyin. Bosu Ball, Swiss Ball'dan farklıdır ve üzerinde bir sürü farklı çeşitlerimiz var. Ben şimdi oynatma listesinde en az 3 tane varyasyonunu görüyorum. Kendinize bir şans tanımak istiyorsanız bir tane Bosu Ball alın. Ömür boyu kullanırsınız. Bir Bosu Ball üzerinde her bölgeye çalıştırabiliyoruz. Bir bunu deneyebilirsiniz. Bir de yine yıldız bonus olarak bir şey önereceğim. Oynatma listelerinde aşağıya indiğimde karın bölgesine bakın ne yapmışım size. Zamanın yoksa, karın kasını geliştirmek istiyorsan sana garantili 5 tane hareketi seçip bundan da bir tane kombinasyon yapmışım. Demek ki çok ödevimiz var. 1. Bu 5 tane en etkili hareketten oluşan top 5 karın videosuna bakıyorsun. 2. Kendine şans tanıyıp Bosu Ball deniyorsun. 3. Swiss Ball'u denemediysen, büyük topu denemediysen geç kalma, hemen dene. Ve yine yeni başlayanlar kondisyon, yan karın, alt karın videolarına da bakıyorsun. Bununla bitiyor mu? Hayır. Bu videoların altına yorum yapıyorsun ve diğer karınla ilgili sorularımıza bakıyoruz. Ama ben o soruların cevapları için videolar çekene kadar sen 5 soru 1 konu oynatma listesine giderek karın kasları ile ilgili sorulan en fazla soruların videolarını da dinleyebilirsin. Yani biraz zamanınız varsa kanalda göz gezdirin. Ders yapacak zamanın yoksa sadece dinleyerek yolda, yemek yerken bu 5 soru 1 konuyu dinleyerek daha bilinçli egzersiz yapabilirsin. Ama zamanın varsa Reyhan Hoca yanında. Benimle birlikte çalışmaya devam et. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Ve bir sonraki derste görüşeceğe kadar kendine iyi bak. Sevgiler, hoşça kal.